Az önce haber takip listemde beliren bir son dakika gelişmesini aktarıyorum şimdi sizlere. Hazır mısınız? Gökbilimciler, şimdiye kadar bulunan en büyük, en garip kara delik çarpışmasını tespit etti. Kozmik yığılma, şimdiye kadar tespit edilen türünün ilk kara deliğini üretti ve bu daha olayın tuhaf kısmı bile değil. Şimdi çarpışmanın tespit edilmesi bizim için bir son dakika gelişmesi olarak aktarılabilir elbette ama konunun kendisini anlayabilmemiz için kafamızdaki zaman ölçeğini biraz değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü hikayemiz çok çok daha önce başladı. Bir varmış, bir yokmuş. Bundan 7 milyar yıl önce iki büyük kara delik varmış. Bunlar birbirlerine yaklaşmış, yaklaşmış, yaklaşmış ve nihayet... Durun! Ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için birbirine yaklaşan bu iki cismin büyüklüğünü hayal etmeye çalışalım. Unutmayın bu cisimler kara delik. Bir kara deliği hayal etmenin en kolay yolu bence önce kendi dünyamızı düşünmek. Dünya içindeki her şeyiyle atomlardan oluşuyor, öyle değil mi? Atomların da çekirdeği ve onun etrafında dönen elektronları var, bunu biliyoruz. Eğer bir atom futbol sahası büyüklüğünde olsaydı, onun çekirdeği orta saha çizgisinin merkezindeki bir misket kadar olurdu. Bu misket kadar. Çevresinde dönen elektronlarsa o futbol sahasının tribünlerinde dolaşan toz taneleri veya benim elimdeki şu tuz taneleri kadar olurdu. Bir dahaki sefere bir atom dendiğinde aklınıza göremiyorsunuz belki ama bu tuz taneleri ve bu misket gelsin. Bir futbol sahası kadar alanın merkezinde bu misket ve tribünlerinde dolaşan bu tuz taneleri. Yani atom dediğimiz şeyde epeyce bir boşluk var. Peki bu boşluğu ortadan kaldırabilseydik ne olurdu? Futbol sahasının tribünlerindeki o toz ya da tuz taneleri aradaki boşluğu kapatıp bu misketin üzerine yapışsaydı, hemen hemen yine gözükmeyeceği için o koca futbol sahası kadar alan işte bu misket kadar küçük bir şeye dönüşürdü. Futbol sahası bir miskete, bir bilyeye dönüştü ama unutmayın atomlar bir futbol sahası kadar büyük değil. O kadar küçük ki dünyadaki tüm atomların içindeki boşluklar ortadan kalksaydı dünya asıl bu misket kadar küçülürdü. Evet, doğru duydunuz. Dünyayı oluşturan şu 48 sıfırlı sayı kadar atomun içindeki boşlukları alsaydık işte bu kadar hale gelirdi. Sadece bunun yüzeyindeki insanları düşünün. Siz, aileniz, tanıdığınız, tanımadığınız herkes, hepimiz buradayız. İçimizdeki boşluklar alınınca bu hale geliyoruz. Çünkü kütlesel anlamda değişen bir şey yok. Aynı sayıdaki atom tüm kütlesiyle yine burada. Sadece içindeki boşlukları ortadan kaldırdık. Eğer böyle bir şey olsaydı kütle çekim kuvveti de değişmeyeceği için uzayda bir misket haline gelen dünyamızın etrafında ay dönmeye devam ederdi. Bir misketin etrafında dönen koca koca cisimler. Böylesine büyük bir kütle, böylesine küçük bir hacme sıkışınca başka ne olurdu biliyor musunuz? Çevresindeki ışık bile onun çekiminden kaçamazdı. E ışık olmayınca onu göremezdik. Göremeyince de adına kara delik derdik. Astronomlar bu tür benzetmelerde dünyayı değil de güneşi kullanıyorlar. Videonun başında okuduğum haberde iki kara delikten söz ediliyordu. Bunlardan biri dünyamızın kütlesinden 66 kat, diğeri 85 kat daha büyükmüş. O halde hikayemize geri dönecek olursak, bundan 7 milyar yıl önce biri güneşimizin 66 katı, diğeri 85 katı olan iki kara delik varmış. Bunlar birbirlerine yaklaşmışlar, yaklaşmışlar, yaklaşmışlar ve nihayet çarpışmışlar. Bizler böylesine büyük kütlelerin birbiriyle çarpışınca çok büyük bir parlama ve patlama olacağı beklentisiyle izliyoruz, öyle değil mi? Oysa unutmayın, bunlar kara delik. Bu simülasyondan da görebildiğimiz gibi böyle bir çarpışmanın etkisi ancak onların gravitasyonel alanlarının uzaktaki yıldızların ışığını bükmesi şeklinde anlaşılabiliyor. Interstellar filmindeki o kara delik gösterimini hatırlayın. İki kara delik çarpışıp birleştiklerinde en ufak bir kıvılcım bile oluşmuyor. 66 tane güneşle 85 tane güneş çarpışıyor ve bir kıvılcım kadar bile ışık ortaya çıkmıyor. Ama ışık dışında elbette böyle bir çarpışmanın çok 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 şiddetli etkileri meydana geliyor.
Biz bu etkileri gravitasyonel dalgalar şeklinde fark edebiliyoruz. Daha birbirlerine yaklaşırken etraflarındaki uzay ve zaman kumaşını dalgalandırmaya başlıyorlar. Birleştikleri anda da öylesine büyük bir gravitasyonel güç oluşturuyorlar ki bu evrendeki tüm yıldızların toplamının 50 katı oluyor. Sizlere aktardığım haberin dayandığı bilimsel makaleye imza atan Caltech'te çalışan fizikçi Alan Weinstein'in sözlerini aynen aktarıyorum. It's the biggest bang since the Big Bang observed by humanity. Yani insanlığın gözlemlediği Big Bang'den bu yana görülen en büyük patlama. İşte saliseler içinde oluşan bu muazzam dalgalanma evrenin her yönüne doğru ışık hızında yayılmaya başladı. Okyanusların ortasında deprem olduktan sonra oluşmaya başlayan dev tsunami dalgaları gibi. Bunlar sayısız galaksiyi aşarak yolculuklarına devam ettiler ve nihayet 7 milyar yıl sonra dünyamıza ulaştılar. Bu dalgalar dünyanın içinden geçip giderken onu da içindeki her şeyi ve herkesi de dalgalandırdılar. Tabii ki bu animasyondaki gösterim aşırı abartılmış bir dalgalanma. Yoksa dünya öyle bayrak gibi sallanmıyor. Bu değişim atom seviyesinde meydana geliyor. Peki bu kadar küçük ölçekteki bir değişimi biz nasıl fark edebiliyoruz? Bugüne kadar dünyada geliştirilmiş en hassas ölçüm cihazlarıyla, cihaz dediğime de bakmayın, kilometrelerce uzunluktaki gözlem evleriyle. Evet, gravitasyonel dalgaları yakalayabilmek için dünyanın bazı noktalarında özel gözlem evleri kuruldu. Bunların iki yöne doğru uzanan tünelleri var. İçine gönderilen bir lazer ışını yarı yansıtıcı bir ayna yardımıyla iki uca ulaştırılıyor ve 4 kilometre kadar sonra başka bir ayna tarafından yansıtılıp geri gönderiliyor. Dünyanın üstünden gravitasyonel dalgalar geçerken bu lazer ışınlarını da etkiliyor ve bu sayede uzay zamanda meydana gelen çok küçük hareketlilikler bile tespit edilebiliyor. Ne kadar mı küçük? Hani başta size anlattığım bir atom modeli vardı ya, diyelim ki o bir hidrojen atomu olsun. Onun çekirdeğindeki protona biraz zoom yapalım. Biraz daha yapalım. Biraz daha. İşte bu gözlem evleri, atomun çekirdeğindeki protonun binde biri kadar küçük mesafeli değişimleri bile yakalayabiliyor. Atom futbol sahası kadar olsaydı, proton bu kadar olacaktı. Bunun binde birini bile yakalayabiliyor. Yapılan ölçümleri sese dönüştürünce şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Biliyorum, benim de hiç beklediğim gibi bir ses değil ama ne yaparsınız, bilim insanları grafiği sese dönüştürünce böyle bir şey ortaya çıkmış. Her neyse, işte bu iki kara deliğin çarpışması sonucu oluşan gravitasyonel dalgalar da böylece dünyamızın içinden gelip geçti ve o bu gelip geçme esnasında dalgalar bir değil, üç farklı gözlem evi tarafından tespit edildi ve şu ana kadar anlattıklarımın hiçbiri bilim insanlarına tuhaf gelmiyor. Fakat haberi okurken bu olayın tuhaflığına da bir vurgu yapılmıştı. Neden böyle bir vurgu yapıldığını açıklamadan önce bu haberi ve benzerlerini bana ulaştıran uygulamadan, bu videonun sponsoru olan Bundle uygulamasından söz etmek istiyorum sizlere. Benim yıllardır kullandığım bir uygulama Bundle. Son dakika gelişmelerini ve en fazla sayıda haber ve içeriği biz okurlarla buluşturuyor. Hemen her kategorideki haber kaynaklarından ben en çok teknoloji, bilim, finans ve kültür sanat içeriklerini takip ediyorum. Bu kategorilerde dünyanın her yerinden en iyi yayıncıların içeriklerine ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'de geliştirilen Bundle uygulaması 100'ü aşkın ülke arasında en iyi haber uygulaması olarak öne çıkmış. İster Türkiye'ye ait Türkçe haberleri ya da isterseniz benim yaptığım gibi tüm dünyayı ilgilendiren uluslararası içerikleri, haberleri farklı kaynaklardan takip edebilirsiniz. Örneğin ben bu videonun konusunu oluşturan haberi takip ettiğim National Geographic dergisinin bir haberinden yola çıkarak araştırıp genişleterek hazırladım. Eğer siz de haberleri, son dakika gelişmelerini takip etmek istiyorsanız açıklamalar bölümündeki linki kullanarak ücretsiz Bundle uygulamasını yükleyip kullanmaya başlayabilirsiniz. Ben sizlere National Geographic'in haberini bir son gelişme, son dakika gelişmesi olarak aktardım. Haberin kendisi, yani yapılan keşif ve bunun açıklanması gerçekten de öyle olabilir. Ama olayın kendisi 7 milyar yıl önce olmuş. Bu ne demek biliyor musunuz? İki kara delik çarpıştığı zaman dünya yoktu.
Çarpışmanın oluşturduğu dalgalar o kadar uzaktan geliyor ki onlar yola çıktıktan ta 2,5 milyar yıl sonra Dünya diye bir gezegen oluştu. Dünyanın içindeki tüm gelişmelerle beraber bunları ölçebilecek derecede hassas bir teknoloji de gelişti 5 yıl kadar önce. Ve nihayet biz de bu ölçümü yaptık. Düşünün, 5 yıl ve öncesinde bunun farkında bile değildik. Teorik olarak biliyorduk sadece. Bu zaman süreci içerisinde daha kim bilir ne çarpışmalar oldu ve önümüzdeki yıllarda kurulması planlanan diğer gözlemevleri de açılınca daha nice büyük patlamaları keşfedeceğiz. Bitmedi. Bugüne kadar keşfedilen en büyük kara delik çarpışmasındaki kara delikler aslına bakarsanız o kadar da büyük değil. İkisi birleşince oluşan yeni büyük kara delik bile güneşimizin kütlesinin sadece 142 katı kadar. Bu bilim insanları tarafından orta ölçekli bir kara delik olarak kabul ediliyor. Eğer bulunan bir kara delik güneşin kütlesinin 100 katından daha küçükse bunlara stellar black hole deniliyor. Yıldız kaynaklı kara delik. Videonun başında verdiğim hani dünya küçülseydi misket kadar olsaydı örneğine benzer bir şekilde bu kez dünya değil de güneşin 10 ila 100 katı büyüklüğündeki yıldızlar içine çöküp de bir kara deliğe dönüştüğü için bunlara stellar yani yıldız kaynaklı deniliyor. Güneşin 100 katından daha büyük kütleli kara deliklere orta ölçekli kara delikler deniliyor ve bunlardan ilki daha 2004 yılında keşfedildi. Keşfedildi keşfedilmesine ama teorik hesaplamalara göre bir yıldızın içine çökmesi sonucunda bu kadar büyük kütleli bir kara deliğin oluşması imkansız gibi görünüyordu. Peki bu orta ölçekli kara delikler nasıl meydana geldi? İşte yeni yapılan keşif bu ölçekteki kara deliklerin çarpışma birleşme yoluyla oluşabileceğini de göstermesi açısından çok önemli ve bilim insanları açısından çok değerli. Ne dedik? Küçük kara delikler var, orta ölçekli kara delikler var, bir de supermassive, devasa kara delikler var. Bunlar genellikle galaksilerin merkezinde yer alıyorlar. Hatırlarsanız geçen yıl canlı yayınla aktardığım bir basın toplantısında böyle bir dev kara deliğin tarihte ilk kez çekilen fotoğrafını göstermişti bize bilim insanları. Messier 87 galaksisinin merkezinde yer alan kara deliğin fotoğrafı. Bu kara deliğin büyüklüğünü de kendi güneş sistemimizle kıyaslayabiliriz. Şimdi Messier 87'nin merkezindeki kara delik supermassive, çok büyük. Bugün aktardığım haberde çarpışan iki kara delik sonucu oluşan yeni kara delik güneşimizin 142 katı kadar. Şimdi sizlere bir başka kara delik örneği vereyim. Phoenix Cluster'ının merkezinde bulunan kara deliğin büyüklüğünü benzer bir benzetmeyle anlamaya çalışalım. Bu güneşlere biraz daha ekleme yapmamız gerekecek. Biraz daha. Biraz daha. Bu karedeki bilye görünümlü güneşler kadar da değil. Biraz daha büyütelim. Bir kübe dönüştürelim. Ama bu küpteki kadar da değil. Peki, o zaman büyümeye devam edelim. Edelim. Ama hayır, bu küplerin oluşturduğu büyük kare kadar da değil. O zaman biraz daha büyüyelim. Biraz daha arttırıp yeni bir küp elde edelim. Çok güzel, değil mi? Artık aklımızın alamayacağı bir büyüklüğe eriştik ama 1 milyar güneşten oluşan bu küp bile yeterince büyük değil. Bunun gibi 20 tanesine daha ihtiyacımız olacak. Keşfedilen büyük kara deliklerden sadece bir tanesiydi bu ve evrende bu ölçekte bile pek çok kara delik olduğu sanılıyor. Son 5 yılda az önce gösterdiğim kara delikten büyük 10 tane yeni kara delik bulundu ve daha binlercesinin keşfedilmeyi beklendiği düşünülüyor. Bugün sizlere bir son dakika gelişmesi olarak aktardığım keşif haberinde sözü edilen ve Big Bang'den bu yana insanlığın gözlemlediği en büyük ikinci patlamayla ortaya çıkan orta ölçekli kara delik bile az önce sözünü ettiğim devasa kara deliklerin yanında bir tuz zerresi kadar bile kalmazdı. O zaman asıl soru şu: bu devasa kara delikler bir gün birbirlerine yaklaşırlarsa